Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi biyoteknolojide kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önce ne anlatmıştık bir önceki videomuzda? Rekombinant DNA'dan bahsetmiştik. Rekombinant DNA nasıl gerçekleşiyor, nasıl çoğalıyor bundan bahsetmiştik. Daha sonra restriksiyon enzimlerinin kullanılmasından bahsetmiştik arkadaşlar. Restriksiyon enzimlerine diğer bir isimle ne deniliyordu? Restriksiyon endonükleaz enzimleri de deniliyor. Şimdi geliyoruz DNA'nın in vitro olarak çoğaltılmasından. In vitro dediğimiz yani laboratuvar ortamında çoğaltılmasından bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk önce şöyle başlığımızı yazalım. Sonra DNA'nın in vitro ortamda çoğaltılmasını anlatalım. Şöyle yazıyoruz. DNA'nın in vitro olarak çoğaltılması. Arkadaşlar, bu olaya biz PCR yöntemi de diyoruz. PCR dediğimiz yani polimeraz zincir reaksiyonudur. Hatırlayın, bu virüsler falan işte koronavirüs çıktığı zaman bu PCR falan çok kullanılmaya başladı. Şimdi burada PCR neymiş, nasıl yapılıyormuş, ne yollar izleniyormuş buna bakacağız arkadaşlar. Kısaca PCR yani PCR yazıyorum. Polimeraz zincir reaksiyonu diyeceğiz açıklama olarak. Şimdi arkadaşlar, DNA kaynağı kıt olan veya işte sınırlı miktarda olan veya saf olmayan DNA'lar varsa PCR yöntemiyle yani polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle çoğaltılıyor arkadaşlar. Nasıl yapılıyor bu? PCR yöntemi hızlı ve seçici bir yöntemdir. Dolayısıyla eğer karmaşık yapıya sahip bir DNA'mız varsa veya bilinmeyen bir DNA'mız varsa arkadaşlar, o zaman PCR yöntemiyle bu DNA çoğaltılabiliyor. İşte koronavirüs teşhislerinde falan PCR yöntemi kullanılıyordu biliyorsunuz. Hani polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak işte ortaya çıkarılıyordu. Şimdi PCR yöntemi nasıl gerçekleşiyor bakalım. İlk önce şunu yazalım. DNA kaynağının kıt olduğu şöyle. DNA kaynağı kıt yani az. Sınırlı miktarda ya da DNA saf değilse PCR yöntemiyle parantez içerisinde açıklamasında yazıyorum polimeraz zincir reaksiyonu PCR yöntemiyle arkadaşlar PCR yöntemi daha hızlı ve seçicidir. Yani aslında eğer ki bizim elimizde DNA çok az miktarda varsa veya çok karmaşık bir yapıya sahipse, saf değilse arkadaşlar PCR yöntemiyle bunu çoğaltıyoruz. Bu teknikte arkadaşlar bir tane DNA da verebiliriz, çok sayıda DNA da verebiliriz. Bir DNA'da veya çok sayıdaki DNA molekülünde herhangi bir özel hedef segment arkadaşlar deney tüpünde hızlı bir şekilde çoğaltılabiliyor. İşte bu yüzden PCR yöntemi oldukça fazla kullanılan bir yöntemdir. O zaman şöyle yazalım. Bu teknikle bir ya da çok sayıdaki DNA molekülündeki özel bölge deney tüpünde hızlı bir şekilde çoğaltılabilir. Şimdi bunu da ben şekil olarak anlatacağım size. Şeklini çizeyim hemen. Şekil üzerinden gidelim. Şimdi arkadaşlar şekli çizdim. Bizim genomik DNA'mız. Bu DNA'yı açtık bu şekilde. Şimdi birinci evremizde bakın şu evrede denatürasyon dediğimiz bir evredir arkadaşlar. Bizim hedef dizimiz benim seçtiğim şurası bakın. Şu kısım bizim hedef dizimiz. DNA'nın tamamı değil yani. Hedef dizi burası. DNA iplikleri ayrılmak için arkadaşlar bir süre ısıtılıyor. Yani denatürasyon dediğimiz olay budur aslında. Bir süre ısıtılıyor. Daha sonra bakın ısıtıldıktan sonra iplikler birbirinden ayrılıyor. Sonra ikinci evre başlıyor. İkinci evre sertleştirme dediğimiz evredir arkadaşlar. Primerleri
Bakın primerler bunlar. Hedef dizinin uçları ile hidrojen bağı oluşturması için soğutulur arkadaşlar. Yani primerler geliyor buraya. Bunlar aralarında hidrojen bağı kurması için soğutuluyor. Hidrojen bağları kuruluyor ve daha sonra üçüncü evremiz uzatma evresi gerçekleşiyor. Bunlar karşılarına yeni işte nükleotitler ekleyerek primerler uzatılıyor arkadaşlar. Böylece DNA çoğaltılmış oluyor. İşte PCR dediğimiz yöntem bu şekilde. Yani bir nevi ısıtma soğutma şeklinde gerçekleşiyor arkadaşlar. PCR dediğimiz yöntem. İsterseniz şöyle yazayım bakın. Denatürasyon dediğimiz olay. Birinci olayımız denatürasyon. Denatürasyonda ne oluyordu? DNA ipliklerini ayırmak için kısa süre ısıtılır. Daha sonra ikinci evre sertleştirme evresiydi arkadaşlar. Sertleştirme evresinde de ne oluyordu? Primerler hedef dizinin uçları ile hidrojen bağları oluşturması için soğutuluyor. Primerler hedef dizinin uçları ile hidrojen bağı kurması için soğutulur. Şuraya primerlerin desek daha doğru cümle olacak. Daha sonra gelelim sonuncu evremiz uzatma evresi. Uzatma. Buradaki uzatma evresinde de DNA polimeraz enzimi arkadaşlar. Bu arada unutmayın, burada görev yapan enzim DNA polimeraz enzimidir. DNA polimeraz her bir primerin üç üstü ucuna nükleotit ekliyor ve böylece yeni nükleotitler ekleyerek zincir uzatılmış oluyor. DNA polimeraz her bir primerin üç üstü ucuna nükleotitler ekler. İşte böylece bizim PCR dediğimiz yöntem gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Soru değeri var mı? Bence var, sorulabilir. Çünkü biliyorsunuz bu sıralar çok da gündemde olan bir konudur PCR yöntemi falan. O yüzden şekil olarak verilip işte bununla ilgili yorum sorulabilir bence. Gelelim şimdi hayvanlarda klonlama dediğimiz olay arkadaşlar. Biz artık DNA'yı bıraktık, genleri çoğalttık, DNA'yı çoğalttık, PCR yöntemini anlattık. DNA'nın çoğaltılması ile ilgili birkaç yöntem daha var. Ama onlar biraz daha karmaşık arkadaşlar. Yine Campbell'dan siz de bakabilirsiniz. Ben okudum. Hani çok soru değeri taşımayan şeyler bence. Biz en iyisi sadece PCR yöntemini bilmemiz yeterlidir. Diğerlerine de bir göz gezdirirsiniz. Evet, şimdi geliyoruz hayvanların klonlanmasına. Şöyle hemen başlığımızı yazalım. Hayvanların klonlanması diye. Hayvanların klonlanması. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk klon Dolly dediğimiz bir koyun üzerinde yapıldı. Yani koyunlar ilk önce hayvanlar olarak çoğaltıldı. Şimdi ben size o klonlanmanın nasıl olduğunu anlatacağım. Nasıl yapıyorlar? Zaten şekil üstünde anlattığım zaman klonlamanın nasıl olduğunu da anlayacağız. Şimdi arkadaşlar bizim bir tane verici koyunumuz var. Bakın şöyle koyunu şöyle bir çizeyim. Bakın şu bizim koyunumuz. Kafasını da çizelim. Kafası da şöyle olsun. Bu bizim melül melül bakan koyunumuz. Şimdi bu koyun arkadaşlar meme hücresi vericisidir. Meme hücresi vericisi. Bundan meme hücrelerini aldık. Şimdi geliyorum bir de yumurta hücresi vericisi olacak arkadaşlar. Bakın şöyle yine ikinci koyunumuz bu da bizim. Bu da böyle melül melül baksın. Bu da yumurta hücresi vericisi. Şimdi ne oluyor bakın. Birinci olayımızda bakın kültüre alınmış meme hücrelerimiz var. Meme hücreleri. Bir sürü hücre alınıyorlar. Daha sonra arkadaşlar ovaryumdan alınan bakın ikinci koyunda da ovaryumdan alınan şöyle çekirdeği bulunan bir hücre var. Tamam, çekirdeği uzaklaştırılmış bir hücremiz var burada da. Daha sonra bunlar
kaynaştırılıyor. Nasıl kaynaştırılıyor arkadaşlar? Şöyle düşünün, bakın. Çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine, bakın çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine şuradaki memeden alınan hücrenin çekirdeği gelip yerleştiriliyor. Bu şekilde bir kaynaştırma gerçekleşiyor. Yani bunlar kaynaşmış hücreler oluyorlar. Daha sonraki olayda arkadaşlar bu bir süre kültürde büyütülüyor. Bakın şöyle bir süre kültürde büyütülüyor arkadaşlar. Şurası meme hücresinden alınan çekirdek. Bu da yumurta hücresi. Bunlar çok önemli. Hani bunları karıştırmayın. Daha sonra geliyoruz. Bakın uyaranlar veriliyor. Kültürde büyütülüyor ya bu. Uyaranlar veriliyor ve bu hücrelerin bölünmesi sağlanıyor. Yani segmentasyon evresine sokuluyor. Segmentasyon evresinde ne oluyor? Bir sürü hücre bölünmesi gerçekleşiyor değil mi? Şöyle morula dediğimiz bir hücre yumağı oluşuyor arkadaşlar. Burada segmentasyon evresi. Biz buna genç embriyo diyeceğiz. Genç embriyo oluşuyor. Daha sonra bu genç embriyo arkadaşlar üçüncü bir koyuna veriliyor. Bakın şöyle devam etmek istiyorum. Şu şekilde devam edeyim. Burada üçüncü bir koyunumuz var. Bakın bunların hepsi farklı bir koyun. Hatta harflendireyim, farklı koyun olduğunu anlayalım. Bu da yine bizim melül melül bakan koyunumuz. Arkadaşlar bu bizim taşıyıcı annemiz. Taşıyıcı anne. Hatta taşıyıcı annelik biliyorsunuz insanlarda da bir ara vardı da şu an hala yapılıyor mu var mı bilmiyorum. Daha sonra bu taşıyıcı anneyi arkadaşlar bu genç embriyo veriliyor ve annenin hormonları da uyarılıyor tabii ki. Çünkü işte hamileliğin devam edilebilmesi için bazı hormonların üretilmesi, bazılarının da üretilmemesi gerekiyor. Bu yüzden de işte gerekli hormonlar veriliyor. İşte uyarılmalar yapılıyor ve taşıyıcı anne de bu genç embriyo büyüyor, gelişiyor. Daha sonra doğum gerçekleşiyor arkadaşlar. Doğum gerçekleşiyor. Bakın şurada doğum yazalım. Doğum gerçekleşir. Ve bizim koyun Dolly'miz dünyaya gelir. Koyun Dolly. Peki bu koyun Dolly kime benziyor? Bakın arkadaşlar koyun Dolly kimin birebir aynısıdır? Tabii ki çekirdeği alınan, şu meme hücresinden çekirdek alınan bu koyunumuzun. Ben buna harflendirirsem eğer, bakın bu koyuna K değil. Buna L, buna M desem. Koyun Dolly kime benzeyecek arkadaşlar? Tabii ki K ile birebir aynı olacak. Ama şimdi bir de aması var. Çekirdeğini aldık. Tamam, sıkıntı yok. Çekirdekteki DNA bilgisi aktarıldı. Hatırlayın size organellerdeki kalıtımdan bahsetmiştim. Kalıtım konusunda. Arkadaşlar mitokondriyal DNA denilen bir şey var. Mitokondriyal DNA kimden geldi? Buradaki yumurta hücresinden geldi. Yani tamam, asıl DNA olarak K koyununa benzedi ama mitokondriyal olarak kimi aldı? Buradaki yumurta hücresini aldı. Bütün yumurta hücresindeki bütün mitokondrileri almak mümkün değil. Alınırsa da hani diğerine enjekte etmek mümkün değil veya çok zordur. O yüzden de mitokondriyal DNA olarak L koyununa ama direkt benzeme olarak sorulursa K koyununa benziyor arkadaşlar. Size soruda işte organel DNA'sını kimden aldı derse L koyunundan alır. Ama normal DNA'sını kimden alır derse tabii ki K koyunundan alır. Evet, bu şekilde genetik olarak bu Dolly'miz kime benziyor? K koyununa benziyor arkadaşlar. Şöyle Dolly yazalım buna. Dolly. Ben bunların şimdi bu şekilde anlattım. Açıklamasını da buraya yazacağım. PDF olarak da arkadaşlar aldığınız zaman bulacaksınız. Şimdi hayvanların klonlanmasını anlattığımıza göre gelelim. Bizim son bir konumuz var arkadaşlar. Yani aslında 3 tane başlığımız var. Bunlardan bir tanesi hayvanlarda kök hücre. Diğeri DNA teknolojisinin uygulamaları. Bir de DNA'nın aktarımı, transformasyon, mikro enjeksiyon gibi dediğimiz bazı yöntemler var arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Bu sayfayı boş bırakıyorum çünkü şuraya açıklama yazacağım. Şöyle diğer sayfaya geçiyorum. Ve başlığımız neymiş? Hayvanların kök hücreleri. Hayvanların kök hücreleri. Arkadaşlar, Campbell'da biyoteknolojide genellikle hayvanlardan, bakterilerden bahsetmiş. Bitkilerin çoğaltılmasından da bahsetmiş ama eşeysiz üremede doku kültürü dediğimiz bir yöntem var. Bu doku kültürü yöntemini
Bitkilerdeki biyoteknoloji olarak alabiliriz. Eşeysiz üremeye geldiğimiz zaman orada bahsedeceğim bu doku kültürü yönteminden. Ki zaten sizin de bildiğinize inanıyorum. Eğer ki işte öğretmenlik yaptıysanız özelde veya ücretli öğretmenlik mutlaka çocuklara 10. sınıfta eşeysiz üremede anlatmışsınızdır. Doku kültürüne birazcık bilgi sahibisinizdir. Eşeysiz üremeye geldiğim zaman detaylı olarak anlatacağım. O yüzden şimdi burada sözlü olarak vereyim arkadaşlar bitkilerdeki bu doku kültürü dediğimiz yöntemi. Diyelim ki elimizde işte nesli tükenmekte olan bir bitki var. Bu bitkinin bir hücresinden mesela yaprak hücresi olabilir, gövde hücresi olabilir ama genellikle kökteki hücrelerinden alıyorlar. Kök hücrelerinden hatta uç kısmından hani sürekli bölünebilen bir kısım var diye o bölgesinden hücreler alınıyor ve bunlar laboratuvar ortamında çoğaltılıyor. Daha sonra bu hücreler arkadaşlar kallus dediğimiz yapılara dönüşüyor. Yani hücre yumaklarına dönüşüyor. Bu kalluslar işte laboratuvar ortamında çoğaltılmaya devam edilerek normal saksılara aktarılıyor arkadaşlar ve yeni bitkiler oluşmuş oluyor. İşte doku kültürü dediğimiz bu yöntem aslında bir biyoteknolojik yöntemdir arkadaşlar. Zaten laboratuvar ortamında çoğaltıldığı için. O zaman gelelim şimdi hayvanların kök hücrelerine. Nedir kök hücre? Kök hücre arkadaşlar kendini sınırsız çoğaltabilen ve farklılaşmamış hücrelerdir. Bakın farklılaşmamış. Biz onu istediğimiz şeye farklılaştırabiliriz. En çok kök hücre nerede bulunur biliyor musunuz? En çok kök hücre tabii ki annenin karnındaki o amniyon sıvısında bulunur. Ya da işte plasentada bulunur arkadaşlar. En çok kök hücre buralarda vardır. Ama biz tabii embriyonik kök hücre ve olgun kök hücre olarak ayıracağız. Nerelerden alınabilir bunlara bakacağız. Arkadaşlar şöyle yazalım kök hücre nedir diye. Kök hücre neymiş? Kendini sınırsız çoğaltabilen. Kendini sınırsız çoğaltabilen uygun koşullar altında bir ya da birden fazla özelleşmiş hücreye dönüşebilen hücrelerdir. Şimdi bizim tamam tanımını biliyoruz. Genel olarak farklılaşmamış hücre deseniz de olur. Şimdi gelelim kök hücreler nereden alınabiliyor? Arkadaşlar kök hücreler ikiye ayrılır. Bir embriyonik kök hücre, bir de yetişkin veya olgun kök hücre diyebiliriz. Yetişkin kök hücre. Arkadaşlar embriyonik kök hücre özellikle bakın blastula evresi dediğimiz evrede. Hani şu zigot oluştuktan sonra bir segmentasyon evresi başlıyor. Segmentasyon evresinde bir sürü hücre bölünmesi gerçekleşiyor. İşte o hücre bölünmesi gerçekleşirken o oluşan hücrelere biz ne diyoruz? Blastula tamamına. Her birine ne diyoruz? Blastosit diyoruz. İşte o blastositler arkadaşlar farklılaşmamış hücrelerdir. Farklılaşma nerede başlıyor? Farklılaşma kısmen gastrula evresinde, sonrasında ise arkadaşlar organogenez evresinde tamamen farklılaşma gerçekleşiyor. O zaman biz nereden alacağız bakın? İlk önce blastula evresinden arkadaşlar blastosit olarak alacağız. Blastositleri her birini. Yetişkin kök hücre olarak ise kemik iliğinden hangi kemik iliği? Kırmızı kemik iliği. Hani ilik nakli diyorlar ya aslında çok önemlidir arkadaşlar ilik nakli. Hani bizi korkutuyorlar ilik nakli konusunda işte belimizden uyuşturmadan alıyorlar da bilmem ne de hani çok fazla korkutuyorlar. Aslında nakil olarak yani bağış olarak yapılabilecek en güzel bağıştır bence. Çünkü bir sürü çocuk var, bir sürü yetişkin var arkadaşlar. Daha hayatının baharında olan insanlar var. Bunlar için bence kırmızı kemik iliği donörü olabiliriz hepimiz. Tabii ki ben de olmak istiyorum ama bende hani kansızlık gibi bir durum olduğu için hani herkesten de alamıyorlar. O yüzden eğer sağlıklıysanız ve gerçekten cesaretiniz varsa hani cesaret derken istek olarak söyleyeyim ben bunu. Çünkü hani çok büyük bir zorluğu yoktur. İsteğiniz varsa bence siz de başvuru yapıp bağış yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, biz böylece kırmızı kemik iliğinden de dediğimiz gibi kök hücre alabiliyoruz. Peki bu kök hücreler neye dönüştürülebiliyor? Arkadaşlar istenilen hücreye dönüştürülebiliyor. Mesela
Diyelim ki karaciğerimde bir sıkıntı oldu. İşte benim de zamanında alınmış bir kök hücrem vardı. İşte annemler düşünmüşler. İşte embriyonik dönemde kök hücremi almış saklamışlar. Tabii bunlar işte bu kök hücre bankaları falan var ama oldukça pahalı yöntemler olduğu için herkes yapamayabilir arkadaşlar. Hatta çok da yaygın değildir. Bu kök hücreyi kullanarak benim karaciğerime, akciğerime, herhangi organıma dönüştürülebilip işte bana tekrardan organ nakli yapılabilir. Hem doku uyuşmazlığı gibi bir durum olmaz. Çünkü zaten kendi hücrem, kendi DNA'm. Hem arkadaşlar daha kolay bir şekilde hastalıklar tedavi edilebilir. O yüzden oldukça önemli bir yöntemdir. Evet, hayvan kök hücrelerinden bahsettik. Şimdi geliyoruz DNA teknolojisinin uygulamalarına. Arkadaşlar DNA teknolojisini anlattık ama uygulamaları nelerdir? Nerelerde kullanılır bakalım. DNA teknolojisinin uygulamaları. Uygulamaları. Arkadaşlar sadece isim olarak yazacağım. Yani 1, 2, 3 diyeceğim. Birincisi hastalıkların teşhisi ve tedavisi. Hastalıkların teşhisi ve tedavisi. Özellikle genetik hastalıkların tedavisi. Daha sonra ikincisi insan gen tedavisi. İnsan gen tedavisi. Arkadaşlar genom projesi diye bir proje var. Biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Herkesin ilaçlara karşı duyarlılığı farklıdır. Her ilaç her insanda aynı etkiyi yapmayabilir. Hatta yan etkileri falan var. Yani herkes de aynı yan etkiyi üretmeye oluşturmayabilir. Bu yüzden insan genom projesi dediğimiz bir proje vardır ve kısmen de uygulanıyor. İnsan genom projesine göre insanların gen haritaları çıkarılarak onlara uygun tedavi yöntemleri oluşturuluyor. Ve arkadaşlar bu tedavi yöntemleriyle de sıfır hatasız demeyelim ama yani %90 hatasız diyelim. Bu şekilde tedaviler uygulanabiliyor. O yüzden insan genom projesi oldukça önemli bir projedir. 3 diyorum. Eczacılık ürünleri, mesela insülin değil mi, hormonun üretilmesi, eczacılık ürünleri. Daha sonra arkadaşlar adli tıp kanıtları ve genetik profiller. Direkt sadece adli tıp kanıtları diyebiliriz. Adli tıp kanıtları, parmak izinden falan. Beşincisi çevrenin temizlenmesi. Çevrenin temizlenmesi. İlaç kullanmadan arkadaşlar temizlenmesi. Tarımsal uygulamalar. Tarımsal uygulamalar. Mesela poliploidi dediğimiz bir yöntem vardır. Poliploidi yöntemi nedir? Poli ne demek? Çok demek, değil mi? Poliploidi de kromozom sayısı anlamında kullanılıyor. Çok kromozomlu bitkiler üretiliyor. Mesela çilek gibi. Bu çok kromozomlu olan bitkiler diğerlerine göre daha büyük oluyorlar arkadaşlar ve bu yüzden de hani daha verimli oluyorlar diyebiliriz. Tabii poliploidi yöntemi bu şekilde bir yöntemdir. Şimdi gelelim son başlığımız artık DNA'nın aktarımı diyeceğiz. DNA'nın aktarımı. Arkadaşlar, DNA'nın aktarımında 4 tane yöntem var. Birincisi transformasyon. Transformasyon. Hatta bu çıkmış bir sorudur. Sorularda var. Yazdım size. Çözerken göreceksiniz. Transformasyon nedir? Hücrenin bulunduğu ortamdaki DNA parçalarını kendi DNA'sına entegre etmesidir. Yani hücrenin kendi DNA'sını kendine entegre etme arkadaşlar. Transformasyon budur. Hücrenin bulunduğu ortamdaki DNA parçalarını yani şöyle düşünün, mesela farklı bir DNA'yı kendi DNA'sına da enjekte edebilir. Yani mesela bakteriye biz gen veriyoruz ya, hani küçük DNA'lar veriyoruz ya, veya bakterinin plazmidini alıp hani yapıştırma falan yapıyoruz ya. Onu mesela küçük DNA parçacıkları şeklinde işte bakteriye veriyoruz. Bakteri bunu kendi genomuna dahil ediyorsa biz buna transformasyon diyoruz. DNA parçalarını kendi DNA'sına entegre etmesidir. Transformasyon bu. Gelelim ikincisine. İkinci yöntemimiz de mikro enjeksiyon. Mikro enjeksiyon. Arkadaşlar mikro enjeksiyon yöntemi de camdan yapılmış mikro bir pipet var. Bu pipet kullanılarak arkadaşlar hücre duvarından, bakın hücre duvarı dediğimize göre o zaman hücre duvarı bulunan canlılar olacak. Hücre duvarından mikroskobik
boyuttaki madde eklemelerine, madde ekleme yöntemidir. Hani hücre duvarı dediysem sadece hücre duvarı olarak da algılamayın. Hücre zarından da yapılabilir bu. Mesela transgenik hayvan üretimlerinde genellikle mikroinjeksiyon yöntemi. Hani az önce klonlamadan bahsettik ya. Orada mikroinjeksiyon yöntemi kullanılıyor. O zaman yazalım. Camdan yapılmış bir mikro pipetle hücre zarından diyelim. Hücre duvarı dersek sınırlamış oluruz. Hücre zarından mikroskobik boyutta madde ekleme yöntemidir. Bu yöntemle arkadaşlar ne dedik? Transgenik hayvan üretiminde kullanılır. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü de biyolistik yöntem. Arkadaşlar biyolistik yöntem de şu. Hücrenin ya da dokunun üzerine DNA kaplı parçacıklar içeren ve çok yüksek hıza ulaşabilen bir mermiyle, bakın, ateş edilmesi. Yani biyolistik yöntem aslında birazcık hani bir tabanca gibi düşünebilirsiniz. Ateş edilerek o şekilde bir enjekte ediliyor arkadaşlar. Biz buna biyolistik yöntem diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Hücrenin, hani yazınca sanki böyle işte birini öldürme gibi falan aklımıza geliyor ama aslında hücrenin üzerine DNA parçası aktarıyorlar. Biz buna biyolistik yöntem diyoruz. Hücrenin ya da dokunun üzerine DNA kaplı parçacıkların yüksek hızda gönderilmesidir diyelim. Evet, üçüncü yöntemimiz de bu. Gelelim son yöntemimize. Dört diyoruz artık. Elektroporasyon. Arkadaşlar elektroporasyonda hücrelere kısa süre belirli miktarda elektrik akımı veriliyor. Zaten elektroporasyon isminden de anlaşılıyor. Elektrik akımı uygulanıyor ve hücre zarında geçici delikler oluşturuluyor. Bu deliklerden içeriye DNA aktarımı sağlanıyor ve bu delikler daha sonra zaten kapanıyor. Biz buna elektroporasyon yöntemi diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Hücrelere kısa süreli belirli miktarda elektrik akımı verilerek hücre zarında geçici delikler oluşturulur. Bu deliklerden DNA aktarımı sağlanır. Evet, işte bu şekilde bizim DNA aktarımı yöntemlerimiz. Bu DNA aktarımı yöntemleri Campbell'da yoktu arkadaşlar. Ben bunu bir ÖABT kitabından buldum. Hatta bunun da çıkmış sorusu var. Burada biyoteknoloji konusunu bitirmiş olduk. Arkadaşlar bir sonraki videoda biyoteknoloji ile ilgili hem normal soruları çözeceğiz hem de bir tane çıkmış sorusu var arkadaşlar. Yani beni buldum. O çıkmış soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.